Başka akar. Hadis kitabında geçiyor. Dün birinde
şöyle diyor ki, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu onun adı İbn-i Umar rivayet ediyor. Bu rivayeti Müslim Şerif'te rivayet ediyor. Niye referansı veriyorum? Bazen arkadaşlar diyorlar ki, acaba hoca benim ismi söylüyor. Bu Müslim Şerif'te dua. Bu anlatacağım. Arka diyor, sahip şeylere baktım, kaplara, hiç yabancı, Medine'den değil de dışarıda. Bu acaba kimdi, neyse. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı, dedi Allahu Ekber. Ya şey namazıdır, herhalde diyor, ikindi namazı. Allahu Ekber deyince, o yavaşça o arka saptadı. Dedi, Allahu Ekber kebiren ve elhamdülillahi kesiren ve subhanallahi bukratan vasiren. Buraya devam etti namazı. Ama yavaş. Fakat bir duydu. Namazda namazda farklı şeyler var. Bugün bu konu üzerinde, Allah'ın zikri üzerinde. Çünkü okunan ayetler bunlar. Namaz bittikten sonra yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yöneldi ve işaretli bilen oturdu. Biz oturduk. Dedi bu benim kulağıma bir şey geldi, ses geldi. Bazı kelimeler geldi. Allahu Ekber kebirun ve elhamdülillahi kesirun ve subhanallahi bukratun vasilun. Herhalde adam da şair ya. Gibi yani. Yani kullandığı kelimeler de şey, rif ve kaf gibi. Kim söyledi beyler bunu? Hazreti İbn-i Umar diyor ki o adam böyle eğildiğinde biraz da şey oldu. Bozuldu gibi oldu. Yani sanki bir hata yapmışım. Peygamber Efendimiz tekrar dedi. Beyler size diyor. Bunu kim söyledi? O adam. Başı yiyip, yarısı da ben söyleyeyim. Peygamber Efendimiz, onun yüzünün şeysini, ifadesini hemen anladı. Dedi, üçlü adaka, bana müjdeler oldu. Sen hani dedin ya, Allahu Ekber kabilen, ve elhamdülillahi kesiren, ve subhanallahi bukratan vesilen. Bu senin sesin yüce Allah bana keşfet, göster. Sesin yükseldikçe gök kapıları böyle bir açık var. İbn-i Umar diyor ki ben döndüm baktım hala cenaze oturdu. Sonra tabii yorumuna devam ediyor. Yani demek istiyorum namaz budur ya. Ben şimdi dikkatinizi buna çekmek istiyorum. Namazımız semre vermiyor. Neden? Meyve vermiyor. Neden? Semresi de ya diyecektir. Bunu yine Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnne salatata nanil fahşâin vel munker. Ve le zikrullahi akbar. Yüce Allah diyor. Efendim başka da değil. Kur'an diyor. Namaz insanı hayasızlıklardan, kötülüklerden uzaklaştırır. Ama biz görüyoruz insanlar namaz okuyorlar. Her türlü kötülük de yok. Milyonlar geçer değerli bizim. Ama çünkü bu namaz namaz o vakti kötülük. Dediğim gibi ruh ve vücut birlikte olunca namaz oluyor. Eğer vücut şey dese, Allah Akbar dedi, seccade dese, cami dese, ama ruhu dışarıda. Çünkü Allah diyor ki, bu adı beni kandırıyor. İyâke nabud diyor ama yalan söylüyor. İyâke nesdehin diyor ama yalan söylüyor. Para sayıyor bu adam. Bana İyâke nabud dediği yok. İyâke nesdehin dediği de yok. Onun için bu böyle bir namaz sebebi. Ne vermek?
Mesela bizim Adil Bey, sanırım bizim yanında oturan, bunun dedesinden bahsediyor işte. Bunu görünce ben hatırladım şey, Dr. Nir Muhammed İsmail Bey, bunun dedesi. Ve biz, şeyken, Allah'a çıkmak maksadıyla, yedi günü dua ediyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Bunu dua ediyor. Bir gece geç saate kadar dua etmeye devam ettim. Dinleyin beraber. Sadır Bey'in dedesi. Karşıdan yavaş bir ses. Mescid-i Mübarek. Gadyan görmüş olanlar biliyorlar bu mescidiye. Mescid-i Mübarek Aleyhisselatü Vesselam yaptırdığı veyahut da babasının yaptırdığı. Karşıdan kramper kramek o zaman. Lambalar duruyordu, lambalar duruyordu, lamba yok. Yani yağdan yaktığınız gibi lambalar var diye. O lamba. O da söylüyor. Ses geldi. Ne istiyorum? Heh dedim başkanım. Bu sefer de kafam çaldı. Bir ses de dolayı. Aşk. Her şey unuttu. Ama Mesih'e ne oldu Aleyhisselatü Vesselam'ın? Bir Farsça şiir attı. Ey Kudavun'da ben günahım baş. Su eder gâhı kıyış rahmet. Ramşinin başlar değil o zaman. Bakın ve günah ettin. Bunu söyleyip durdum. Ama erdim yani. Hani o ses geldi ya. Ve buna devam ettim. Ravşin'in başlar değil o zaman. Ey Allah'ım! Hani dert edeceğim. Hocam çok bir şey söylemeden gidiyor. Evet söyleyeceğim de. Yüce Mesih Yamanı da Aleyhisselam. Ey Kudavun demen günahım. Su eder gari kıyım şuram. Ey Allah'ım ben günahlarım. Affeyim ya Rabbi. Kendi derrahına bana zor göster. Ramşimi başlar dil hocam. İçimi, canımı, vücudumun her zerresi aydınlar. Hani o Allah'ın nuru sana vardı. Açma. Hani bu arkadaş geldi Kur'an-ı Kerim. Oradan cephede bütün gece hani vücudum nereden erdi? Onu da öyle. Müezzin Allah'u Ekber deyince şöyle yapayım. Bitmemek. Selamun Aleyküm. İşte ben tamam. Bizim yine dairesinden sohbet ediyoruz ya bugün konuş, dedim ki bugün bana söylediler bugün konuşma değil mi sohbet doktor ve son zamanlarda doktor Nihil Muhammed İsmail Bey çok hastalanmış. Ulan Resul Racül gibi Mesih oldu Aleyhisselatü Vesselam'ın azabı. Ben iki sene bunu sohbet ediyorum. Kendisi anlattı, dedi ki Mir Muhammed İsmail Bey çok hatalınca ben şeyde bütün gece dua ettim. Bir arkadaşımız. Secdedeyken yürü Allah bana dedi. Ulan da dur. Mir Muhammed İsmail havariye. Allah kendisine ne müthiş bir Muhammed İsmail Hakare onun ilacı için pek merak ettiğim bir şey var. Merak ettim. Onun
inancı biziz, biz. Bakın yüce Allah söylüyor. Ben secdeden kalktım. 3 gün sonra sizlere yüce Allah'ım geldi. Çağırdı. Vefattan önce de gece diyen hani şöyle elleri şöyle bu bak el orada bu aslında 5 parmak yine Allah demiş bak bu kadar güzel bak bu gidiyor gidiyor ses gidiyor. Evet. Ve kendisi diyor ki Allah ince Allah dedi dikkat et buna. 5 parmak birden Allah onu verdi. Hani ilk harf sonra la sonra la. Allah kelimesi harf olarak. Yine yüce Allah dedi ki bunun ebced harflerine dikkat etsene. Bu ediyor 66. Belki içinizden kim demeyen yani hoca bu ebced harfleri ne demektir? O sonra sohbetimiz başka tarafa gider. Ama anlarsınız. İnşallah sıkılmıyorsunuz değil mi beyler? Herhalde belki Arapça konuşanlar sıkılırlar ama tercüme geliyor da. Hal tecihü ileyküm tercüme billugatel arabiyye am la? Ecanen. Ecanen. Okey. Fil ahir inşallah لأن معاملة إلى العربية أيضاً. أنا هنا موجود. إلى المساء أنا موجود معكم. Evet. Tam 66 yaşında kendisi vefat ediyor. Hani biraz önce namazdan bahsediyorduk ya. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam İcazül Mesih kitabında namazın faziletlerinden onun semrelerinden bahsediyordu. Şuraya kadar en son nokta ne noktaladı? Dedi ki namazda Allah'ın huzurunda eğilen kişiye karşı yüce Allah padişahları eğdirirdi. Onların kafalarını eğdirir. Ve hakikaten öyle. Namaz budur bela. Yani namazın miracı budur. Onu demek istiyor Mesih Mevud Aleyhisselam. Ben size bunun çaresini söyleyeyim beyler. Belki şimdiye kadar hiç kimse söylememiştir. Bana sohbetlerde Almanya'da da, çünkü hocam var da. Derler ki hocam şey diyorsunuz. Bir bardak su verir misiniz? Mümkünse su getirin. Sağ olasın kamerada. Ne diyordum acaba? Unuttum. Son söz neydi? Her neyse. Gelir o aklımıza şey geldiğinde. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bahsediyordu. Bir gün bir sohbette. Ha, ben ondan önce bunun ilacını söylemek istedim size. Dikkatle alıyor namazda. Bunun çaresi ne peki? Bu büyük bir soru. Çaresi var bela. Ama uygulayan hani? Hani? Çaresi şu. Eğer biri, ben iddia ederek söylüyorum bunu bela. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. 40 gece teheccüd namazında bunu virt ederse Türkçe olarak doğru mu söylüyorum? Tekrarlıyorsa ha evet. Tekrarlıyorsa ama 40 gece en az 1 saat en az diyorum.
İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sonra kendi dilinizde, Türkçe olsun, Almanca olsun, Arapça olsun, Arapça zaten de, Arapça da. Yani Türkçe de olur, Kürtçe de olur, ne olursa olsun. O önemli değil. Bütün diller Allah yarattı. Ben, sen, biz yaratmadık da. İnsan kendi diliyle Allah'a daha yaklaşıyor. Derdini daha iyi anladık. Ama iyyâke nâbudû da duracaksınız. Ey Allah'ım, sana ibadet etmek istiyorum. Bak halime bak. Abdest aldım. Seccadeyi serdim. Geldim ama dikkatim durmuyor. Dağılıyor gidiyor. Bunu söyleyip devam edin. Ey Allah'ım lütfeyle ya Rabbi. Benim namazım içinde lezzet yok. Meyvelerde ne lezzet var? İçki içmiş bir insanın hali nasıl olur? Ya Allah'ım beni de, bana da öyle yasak. Hani Hafız Şirazi divanında Farsça, yeni derseniz yine Farsça'ya daldınız ama ne yapalım? Farsçasız da olmuyor, yapamıyoruz. Hafız diyor ki ben Allah bana gösterdiği mahşer gününde adamın biri hoşa ahaleti yağmasıdı kadar ruzu mahşer mi koyar? Diyor ki ben gördüm mahşer gününde herkes nefse nefsi aleminde adamın biri böyle içmiş dalmış kendinden geçmiş. Ya dedi merak ettim. Bugün haşer mahşer günü ya. Yaklaştım bir de baktım bizim mahalleden hep bu hiç ayık olduğu yok. Orada böyle devam ediyor. Bu manevi bir şeydir. Ey Allah'ım bana öyle bir neşe, öyle bir zevk var ki dışarı çıkmayayım artık. Sana kulluk ediyorum, sana ibadet ediyorum. Ama olmuyor. Desteman gir az rahilut fukaram. Resulullah Aleyhisselam söylüyor bunu Farsça olarak. Ey Allah'ım benim ellerimden tut. Ne olur. Desteman gir az rahilut fukaram. Bunu söyleyeceksiniz ama 40 gün devamlı. Öteye gitmek yok. Daha duruyorsunuz bir saat. Böyle devam edin. Ey Allah'ım yapamıyorum. Edemiyorum. Sen dedin, emrettin ki Fatiha suresini namazın her rakatında tekrarlayın. Yapıyorum ama olmuyor efendim. Desteman gir. Ey Allah'ım sen lütfeyle. 40 gün sonra ben bunu tecrübe ettim. Kendim. Hani bu sadece laf değil. Başka bir şey bununla ilgili de yine anlatacağım. Ondan sonra devam edersiniz biraz eğer zamanınız varsa. Yedine sıratil müstakime sıratil lezine anemte aleyh. Ey Allah'ım geçmiş nimet verdiğin insanlar var. Bu manevi nimet demektir. Bu demek değil ki onlara buğday verdin de bizde buğday var demek değil bu. Manevi, maneviyattan bahsediyor. Nice enbiya, nice sulha, nice etkiyanın namazları nasıl idi Allah? Çünkü ibadetten önce bahsetti ya, etti. Bunu tekrar yine diyorsunuz ama bu niyetiyle. 41. günü isterseniz bana telefon edin. Gaffar Hoca, olmadı, hayır, olacak. Ben bunu düşünüyordum. Bir gün şöyle kitapları, dergileri karıştırırken Munşi Zafer Bey, bu Kapurtale'nin bir Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın bir sahabisidir. Munşi Zafer Bey, genç tabii, sahabi Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor sohbetindeyim ve kendisi konuşma yapıyor. Büyük alimler gelmiş. Uzaktan öyle. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam konuşma yapıyor. Ama dalmış böyle. Delillerle ne bileyim. Ben içim kendim dedim. Şöyle koyayım mesela. Eyvallah. Su gibi yazıyor.
Diyor ki ben düşünüyordum ki Mesih Muhammed Aleyhisselam da namazdan yine bahsediyor. Allah'ım namaz durmuyor yerinde. Dikkatim de alıyor ikisi bir. Ki Mesih kendisi diyor. Mürşid Zafer Ahmet Bey diyor. Ve biliyorsunuz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sohbeti bıraktı. Bana doğru yöneldi. Dünya İyâken abudu ve iyâken isteyin ka virt kiya karo namaz çiğ ho jayegi. Sonra devam etti. Yani İyâken aynı benim dediğim gibi. Sonra ben çok şükür ettim ki ben bunu uydurmuyorum. Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam da aynı şey söyledi. Beyefendi dedi. Mesih-i Mevud aleyhisselam. Sen İyâken abudu ve iyâken isteyin virt yap. Yüce Allah senin namazını düzeltecektir. Der ve tekrar sohbete geçer. Münşi Zafer Ahmet Bey diyor ben bir korktum. Ya dedim içimden geçeni o nereden anladı? O dalmıştı şey sohbeti. Ulema ile konuşuyor. Ben böyle deyince de bana şöyle kesti şeyini, sohbetini ve dedi ki Zafer Ahmet niye? Ayşe kal. Böyle yap. Size de aynı şey söylüyorum beyler. Maneviyatta her şey namaz ile başlar ve namazla biter. Ama anlayana. Niye semre vermiyor? Çünkü gerçek manada namaz kılmıyoruz. Onun için beyler ve yüce Allah insanı duyar yani. İnşallah yarınki konuşmamda zaten konum da bu. Onu inşallah yarın da ben size uzun uzun anlatacağım. Dua ile ilgili. En güzel vakit de zaten namazın içinde dua etmek için. Bazı kimselere göre Allah tebarek ve teala dua için namaz bize ihsan etti, lütfetti. Çünkü büyük bir şeydir. Çeşitli yollarla Yüce Allah bize Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahsediyor. Bakın bugün tesadüfen ben bilmiyordum. Bugün bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti okunacak. Evvela nur. Bu demektir ki nur Allah'ın nuru semavati vallaz. İstiyorsanız namaza sımsıkı. Ricalun la tulihim ticaretun ve la bey'un zikrillahi dedi. Namaza sımsıkı tutulacağız. Nice insanlar, ben Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla sohbet ettim, onlarla beraber oldum. Onlardan anladık ki Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı acayip. Ve Muhammed-i Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın namazı o daha da acayip. En güzel namaz, tabii ki Salatul Maktube'den sonra, farz olan namazdan sonra diyorum. Teheccüd namazı. En güzel vakit odur. Hiç riya yok. Herkes uykuda. Yani vannâsu niyâmın herkes uykuda. Bu da abdest almış, seccadeyi sermiş. Allah'ın huzuruna, Allah'a akbar diyor. Yüce hadis kitaplarında geçiyor ya. Allahu ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriyâhu vel azma. Şu kelimelerin haşmetine bakın. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazına durduğu zaman böyle başlar. Allahu Ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriyâhu vel azra. Şu kelimelere bakın beyler. Hazret Ömer Rezilal Tanano bu hani kelimenin haşmetinden bahsediyordum ya. Hazreti Ömer diyor ki ben ilk yıllarda Ebu Cehil ile anlaştım. Dedim ki bu adamın kellesini ben getireceğim. Siz yapamazsınız. Neuzubillah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Gece gittim sordum dediler ki gece saat 4 sularında gelir burada ibadet eder. Sen saklan orada. Gittim kılıç da yanına. Baktım uzaktan çölden o sahradan. La ilahe sesi geliyor. Ağır ağır.
geldi durdu ve böyle deyince Allahu Ekber Zulcebrut vel Melekut vel Kibriya vel Azim. Ben titredim ve kılıcım elimden düştü yere. Yapamam. Ondan sonraki duaları ve teveccühden hiç sorma artık. La tes'el an tûlehinne ve husnehinne. Sormuş biri. Hazreti Ayşe radıyallahu teâlâ anha. Yüce Peygamber'in teheccüdü nasıl olurdu? O rakatları nasıl kılardı? Öyle dedi ya. La tes'el an tûlehinne ve husnehinne. Hiç sorma kardeşim, ne diyorsun? Ne diyeyim, nasıl anlatayım? Onun teheccüdü nasıl olurdu? İşte namaz budur beyler. Yani ruh ve vücut birlikte olacak. Ruh dışarıya kaçmayacak. Dağılmayacak. Öyle olunca da Yüce Allah'a, yine Allah'ı Allah'tan isteyeceksiniz. Dardu alem mera aziz tuy. Vance mi khaham az tu niz tuy. Diyor Mesih Mevud Aleyhisselam. Hep seni isterim. Yunus Emre gibi bana seni gerek, sen. Öyle diyoruz ya. Mesih Mevud Aleyhisselam da öyle. Allah sana, size de aynı şey söylüyor. Ama namazda her şey var. Çünkü bunu en güzel şey, bakın. Yüce Allah öğretti bize bunu. Biz kendimiz icat etmedik ki bunu. O söyledi. O emir verdi ki namaz kılın. Peki efendim, kılıyoruz. Dikkat dağılıyor, yardım eder. Ama siz söyleyince, yalvarınca, siz söylerseniz olur. Yüce Allah dinler tabii. İnşallah yarın da ki sohbette, çünkü dua ile ilgili olduğu için iki bir benim konuşmam hep aklıma gidip geliyor dedim. O zaman bugün anlatırsam yarın ne anlatacağım? Yarın da anlatmam lazım. Siz bir sorun. Şeyiniz varsa buyurun. Sorabilirsiniz. Öyle. Devam etmiyor mu? İhval Arap, şimdi müsaade edersiniz. Biraz Türkçeden Arapçaya geçelim. Biz hep biz kardeşiz. Onlar diyecek ki acaba biz üvey kardeş miyiz? Yok, değil. Hepimiz kardeşiz. İnnemel mu'minûne ihva.